63. seçim hükümetinde anayasal bir zorunluluk ve sorumluluk gereği kurulmuş olan seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Kalkınma Bakanı olarak görev yapan HDP kontenjanından buraya teklif edilmiş, Sayın Başbakanımız tarafından teklif edilerek, kabul ederek hükümette yer almış olan iki değerli bakan arkadaşımız Müslüm Doğan ve Haydar Konca istifa etmişlerdir ve istifa kararlarını toplantının başında Sayın Başbakanımıza ifade etmişlerdir. Son derece medeni şekilde, kendi açıklamalarında da ifade ettikleri gibi, hiçbir tartışmaya mahal bırakmaksızın istifalarını çok kısa bir şekilde gerekçelendirerek ifade ettiler. Arkasından da Sayın Başbakanımız kendileriyle ilgili olarak söyledikleri konularda aynı görüşte olmadığını ifade eden, kendi görüşünü, hükümetimizin görüşünü ifade eden bir açıklamayla bu görüşlere katılmadığını yine son derece medeni, son derece açık ve açık yüreklilikle ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler ve Sayın Müsteşarımız Madenoğlu tarafından da her iki bakan uğurlanarak kapıya kadar uğurlandılar. Değerli kardeşlerim, değerli basın mensupları, öncelikle şunu ifade etmek isterim. Bugün Türkiye'de bir koalisyon hükümeti bozulmuş değildir. AK Parti ve HDP bir koalisyon hükümeti kurmuş değillerdi. Anayasal bir zorunluluk olarak ve anayasal sorumluluklarını kuşanmış olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 63. hükümeti Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle Sayın Başbakanımızın başkanlığında kurulmuştu. Dolayısıyla bu seçim hükümetinde yer almayı kabul eden bu iki değerli eski bakan kendi iradeleriyle burada yer almayı kabul ettiler. Bugün de kendi iradeleriyle bu hükümetten ayrılma fikrini ortaya koydular ve hükümetten ayrıldılar. Ben bu kararlarının kendileri için hayırlı uğurlu olmasını, bu kararlarının aldıkları kararlarında kendileri için iyi sonuçlar vermesini temenni ederim. Ancak burada ifade ettiğim gibi sanki bir hükümet bozulmuş, bir hükümet dağılmış gibi bir algı içerisinde olmaya gerek yok. İki hükümette yer alan, HDP kontenjanından yer alan iki bakan arkadaşımız istifa ettiğinde yine anayasal çerçevede nasıl, neyin nasıl yapılacağı son derece açık ve bellidir. Sayın Başbakanımız en kısa süre içerisinde iki bağımsız bakanı bu arkadaşlarımızın yerine atayacak. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza bu görevlendirmelerle ilgili teklifini sunacak ve arkasından da görevlendirme yapılarak, Cumhurbaşkanımız tarafından görevlendirme onaylanarak iki yeni bakan arkadaşımız görevlerine başlayacaklar. Dolayısıyla burada herhangi bir olağanüstü durum yok. Hükümet zaten bir olağanüstü şartlar içerisinde kurulmuş olan bir hükümet. Bir hükümet kurulamadığı için Türkiye'yi seçime götürmek için kurulmuş olan bir hükümetti. İki arkadaşımız istifa ettiler. Onların yerine başka iki arkadaşımız gelerek bu hükümet 1 Kasım'a kadar görevini yerine getirecek. Bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Bu hükümet anayasal zorunlulukla kurulmuş bir hükümettir. Ve bu hükümetin iki temel amacı vardır. Bunlardan bir tanesi kamu düzenini korumak ve Türkiye'de yönetim boşluğu oluşturmadan 1 Kasım'a kadar gitmek.